bir gizem perdesi Kazakistan'ın Kalashki köyünde başlayıp ardından Krasnogorsk köyünde dehşet verici bir şekilde devam eden bir sırrı ortaya çıkarıyor. Toplam 810 kişinin yaşadığı bu bölgelerde 2013'ten itibaren 140'tan fazla insan aniden ve esrarengiz bir şekilde uykuya dalmaya başladı. Bu garip hastalık adeta bir gölge gibi köyleri sardı. Bu gizemli olay, bırakın cevapları, daha da fazla soruyu beraberinde getirdi. Gelin bu ilginç olaya daha yakından bakalım. Aniden gelen uyku hali köylülerin yaşadığı en tuhaf sorunlarından biriydi. Sanki bir sihirli perde iniyordu köyün gizemli atmosferine. İnsanlar herhangi bir işle meşgulken ya da sadece sokakta yürürken bile aniden uykuya dalarak düşebiliyorlardı. Ancak bu durum sadece uykuya dalmakla kalmıyordu. Baş dönmesi, halsizlik, bulantı, hafıza kaybı, çift görme ve titreme gibi belirtilerle birlikte geliyordu. Köylüler bu gizemli durumun nedenini anlamaya çalışırken zamanla toplumun dikkatini çeken bir gizem haline gelmişti. İnsanlar birden uyumaya başladıklarında sıra dışı bir durumla karşı karşıya kalıyorlardı. Görünüşe göre bu insanlar günlerce hatta haftalarca süren bir uykuya dalıyorlardı. Ne zaman uyandırılmaya çalışılsa da gözlerini açmaya çalışıyor gibi görünseler de aslında uyanamıyorlardı. Dahası uyandıklarında yaşadıkları süreçten hiçbir şey hatırlamıyorlardı. Bu garip durum köylüler arasında korku ve merak uyandırırken bilim insanları da bu olayın peşine düşmüştü. Yapılan araştırmaların ilginç bir sonucu ortaya çıktı. Bu insanlar sadece uzun süre uyumuyor, aynı zamanda rahatsız edici halüsinasyonlar görüyorlardı. Yılanlar, uçan atlar ve insanların ellerini yiyen solucanlar gibi tuhaf görüntüler köylülerin yaşadığı halüsinasyonlar arasındaydı. Bu durum sadece bir uyku sorunu değil, aynı zamanda zihinsel bir karmaşanın işareti gibiydi. Köylülerin yanı sıra bu uykusuzluk hastalığından etkilenenler arasında sadece insanlar değil, kediler de yer alıyordu. Kedilerde duvara veya mobilyalara çarpma, saldırgan davranışlar sergileme ve ardından aniden uykuya dalma gibi belirtiler gözlemlendi. Yörede yaşayan insanlar kedilerin ilgisizlik içinde olduklarını anlatıyorlardı. Uzun süreler boyunca uyuyan kediler uyandıklarında bile önlerine koyulan yiyeceklere hiç tepki göstermiyordu. Sadece donuk bir şekilde bakıyorlardı. Bilim insanları ve doktorlar gizemli bir uyku salgınıyla baş etmeye çalışırken birçok farklı teori üzerinde kafa yordular. Toplu psikozdan genel bir beyin hastalığına kadar uzanan spekülasyonlar arasında hatta sahte alkolden kaynaklanabileceği fikirleri dahi tartışıldı. Ancak bu ağır uyku halinin gerçek nedeni tüm bu varsayımların dışındaydı. Bir diğer olası suçlu olarak bölgedeki Sovyet dönemi uranyum madenlerinin etkisi araştırıldı. Ancak yapılan testler radyoaktif maddenin insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açacak kadar yüksek olmadığını gösterdi. Tüm bu olasılıklar tek tek ortadan kalkarken insanları etkisi altına alan bu garip uyku hali hala çözülmesi gereken bir gizem olarak devam etmekteydi.
bir gizem çözüldüğünde her zaman büyük bir heyecan yaratır. Ve bu hikaye tam da böyle bir sürprizle dolu. Yıllar sonra bilim insanları nihayet esrarengiz bir hastalığın arkasındaki perdeyi araladılar. Şaşırtıcı olan bu sırrın aslında uzmanların önceden doğru bir şekilde tahmin ettiği şeylerle ilişkili olmasıydı. Üranyum madenleri. Ancak bu rahatsızlık radyoaktif maddeye maruz kalmanın bir sonucu değildi. Asıl sorun madenlerdeki karbon monoksit salınımıydı. Bu salınımın yüksek seviyelerde olması havadaki oksijen miktarının azalmasına neden oluyordu. Bu da havadaki yüksek karbon monoksit ve hidrokarbon seviyelerinin insanlar üzerindeki etkilerini artırıyordu. Bir zamanlar sessiz olan bu iki köy bu rahatsız durumla sarsılmıştı. İnsanlar aniden uykuya dalarak ve ürkütücü halüsinasyonlarla boğuşarak hayatlarını kaybediyorlardı. Yıllarca süren korku ve belirsizlik sonunda çözülmüştü. Hükümetin yaptığı açıklamada da karbon monoksit ve hidrokarbon seviyeleri insanların bilinç kaybına neden olduğunu bir kez daha netleştirdi. Çalışmaların sonucunda bölgedeki bu tehlikeli salınım kontrol altına alındı ve köy halkı tahliye edildi. Başkan yardımcısının açıklaması uzun süren bu kabusun sona erdiğini işaret ediyordu. Artık köyler sessiz değil, yeniden canlanıyordu. Havada tatlı bir nefes alma hissi vardı ve insanlar uzun süredir süren uykusundan uyanarak eski hayatlarına geri dönüyordu. Bu olay insanlığın doğayla uyumlu yaşam mücadelesindeki bir dönemeçti ve şimdi köyler yeniden canlanarak bu mücadelede bir zafer ilan ediyordu. Ve görünüşe göre gerçek çözüm beklenenden çok daha karmaşıktı. Ve bu hikaye doğanın gizemli dengelerinin ne kadar hassas olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu tür videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.